Günaydın. Bugün bu sıralar sık sık aldığım bir soru tipine yanıt vermek istiyorum. Özellikle üniversite mezunu gençlerden gelen bir soru tipi bu. Hocam ben makine mühendisiyim, okulu bitireli 8 ay oldu, iş bulamıyorum. Hocam ben inşaat mühendisiyim, okulu bitireli 2 yıl oldu, iş bulamıyorum. Bir de bunun üzerine şöyle yakınmalar da ekleniyor. İşte hocam herkes 2-3 yıl tecrübeli insan arıyor, ben daha yeni okulu bitirdim, bizler nerede iş bulacağız? Ya bunlar tabii açıkçası haklı endişeler, haklı sorular. İş aramak son derece moral bozucu bir süreç. Ama neden bu gerçekleşiyor? Neden böyle bir sorun yaşıyoruz? biraz derinlemesine bakarsak belki daha doğru çözümler üretmek mümkün olacak. Bu sorun yaşanmasının bir sebebi tabii ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum. Ekonomi iyi gidince iş bulmak herkes için daha kolay oluyor. Her yerde büyüyen şirketler, büyüyen fabrikalar, inşaatlar olsa herkes iş bulmak daha kolay olur. Bu bir gerçek. Ama bu sorun yakın zamanı çözülecek bir soruna benzemiyor. Artı sorun Türkiye'de özel değil. Pek çok e, ülkede üniversite mezunları iş bulmakla zorlanıyorlar. İkinci sorun e, üniversite seçimi sırasında aslında çok bilinçli davranılmıyor olması. Yani seçtiğimiz bölüm acaba o bölümün mezunları iş bulabilecekler mi? Mesela geçenlerde bir enteresan istese denk geldim. Türkiye'de 50-60 bine yakın e, hukuk öğrencisi var şu anda Bunların çoğunun mezun olunca avukatlık yapabileceği firmada yok. O kadar vaka da yok. Çoğu işsiz kalacaklar gibi. Avukatlık okuyan genç arkadaşlar varsa darılmasınlar ne olursun. Çünkü pek çok bölüm için bu geçerli. Ama gençler tabii lise mezuniyeti halimi hatırlıyorum. Farkında bile değildim ben de neden ODTİ işletmeyi seçtiğimi. İşte moda oluyor, popüler oluyor veya o bölüme gücünüz yetiyor. Giriyorsunuz ama onun gerçek dünyada oranın mezunanı bir işi olup olmadığını bilmiyoruz. Bu da sonradan başımıza dert olarak çıkıyor. Üçüncü sebep de bir bölümü seçiyoruz ama aslında o bölümle öğrencisiz değiliz biz. Yani ben normalde aslında gazeteci olmak istiyordum işin doğrusu. O dönemde annem babam izin vermediler. Gazetecilik kötü meslek dediler. Haklar haksızlar tartışılır Türkiye'nin bugünkü koşullarında da. Ama ben sonunda işletmeci oldum. Ee, ama hala işte görüyorsunuz yazayım çizeyim bir şeyler paylaşıma bayılıyorum. İşletmecilik hiçbir zaman tam benim işim olmadı. Yani bir şirket yönetmeyi, ticari olarak ticaret yapmayı... CEO olmayı falan hiç sevmedim yani. Hiç bana göre değildi. Ama bir şekilde hasbel kadar işte ot işletmeyi bitirdiğim için hayatım kolay gitti, rahat gitti. Ama işletme tarafında olağanüstü insan olmadım. Yani olağanüstü bir CEO olmadım mesela doğrusu söylemek gerekirse. Olağanüstü bir girişimci de olmadım çünkü becerilerim o yönde değildi. E ben bunu daha biraz geç yaşlarda fark ettim ama pek çok öğrenci aslında daha genç yaşlarda da bunu anlıyorlar pek de arzuru olmayan bir bölümü seçtiklerini ama gerek ülkenin şartlarından dolayı gerek başarısızlık korkusundan dolayı o bölümü iyi kötü bitiriyorlar. E, değiştirmeyi, ara vermeyi, başka bir bölüm için tekrar şanslarını zorlamayı istemiyorlar. Sonunda da şöyle bir profil ortaya çıkıyor. Ben makine mühendisiyim diyor ama tanışıyorum bakıyorum yani makine mühendisiyle ilgisi yok. Hiç olmaz o olağanüstü bir iş yapma ihtimali yok. İşverenler de akıllı yerler. E, bu tip öğrencilerin hemen anlıyorlar ve biraz tercih etmiyorlar. Çünkü o konuda tutkulu, derin bilgiye sahip, yetenekli bir insan olmadığını hemen anlaşılır. Bu üç konu bizi bozuyor demek ki. Neymiş? Yanlış bölümü seçiyoruz. Çünkü bilmiyoruz hangi bölüm mezunun iyi iş yapacağını. Bizi kendi yeteneklerimize en uygun bölümü seçmiyoruz. Bir de ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum. Çözüm ne olabilir peki? Ya çözüm biraz zor ama çözüm bu eğer bir yıldır, bir buçuk yıldır, altı aydır, yedi aydır mezun olduğunuz bölümle ilgili iş bulamıyorsanız belki tekrar eğitime dönmelisiniz. Yani bu illa yeniden bir üniversite gir olmayabilir ama e, piyasadaki e, ihtiyaçlara göre, taleplere göre becerilerinizi bir kökten değiştirmeniz zorunda hale gelir. Çünkü üniversite seçiminiz o kadar bilinçli değil, o kadar kitlenmeyin oraya. Yani ben makine mühendisliği okudum, illa makine mühendisi olacağım. O kadar şuurlu de olaylar. Demin anlattığım sebeplerini o yüzden bir kendinize dönüp tekrar bir keşfetmek, bir de piyasada olan biteni keşfedip yeni beceriler geliştirmeye odaklanmanız lazım. Çünkü bu, bu bir pazar yeri. Bu pazar yerinde temel gerçeği şu. Sizin arz ettiğiniz beceri setiyle pazar yerinin talep ettiği beceri setinin örtüşüyor olması lazım. Ama bunun da ötesinde sizin o beceri setini çok iyi icra edeceğinize dair olağanüstü güçlü bir alanda olmanızda da yine size olan talebi hızlandıracak gibi gözüküyor. Lütfen bu çerçevede tekrar bakın. Yani eğer ümitsizliğe kapılıyorsanız kapılmayın. Sadece gençken yanlış bir tercih yaptınız. Bu Türkiye'nin sisteminden de biraz böyle oluyor. Yani normalde işte Türkiye'de yanılmıyorsam Sabancı Üniversitesi'nin modeli öyle. Dünyadaki pek çok modelde üniversiteye girdiğinizde ilk iki yıl bölüm seçmiyorsunuz. Daha sonra bölüm seçiyorsunuz. Önce bir takım temelleri alıyorsunuz. Temel matematik alıyorsunuz. Temel fizik alıyorsunuz. Temel sosyal bilimleri öğrenip daha sonra kendinizi keşfettikçe bölümünüzü seçiyorsunuz. Ne yazık ki Türkiye'nin eğitim sistemi Sabancı hariç, belki vardır başka üniversitelerde, benim bilmediğim, buna uygun olmadığı için çok da bilinçli olmadan, daha lise sonunda gencelik bir çocukken, gencelik bir insanken pek de şuurlu olmadan kararları aldınız. Bu kararlara ömrünüz boyunca sadık kalmak zorunda değilsiniz. Kararlarınızı tekrar değiştirebilirsiniz. İyi bir iş insanı olmak esneklik gerektiren bir şeydir. Koşulları anlayan, ona adapte olan bir insan olmak demektir. Siz de bunu bence başarabilirsiniz diye düşünüyorum. Hoşçakalın. Lütfen mezun olduğunuz üniversiteye o kadar takılmayın. Tekrar bir bakın bakalım nelere ihtiyaç var. Ona göre kendinizi sıfırdan kurgulayın. Daha çok gençsiniz. Çok önünüzde uzun yıllar var kendinizi değiştirme fırsatı sunan. Lütfen yılmayın. Hoşçakalın diyorum. Sevgiler diyorum.